Şimdi şunu merak ettim. Biz buna saldırınca evet evlatları da saldırıyor. Aferin lan hayırlı evlatlarmış ha. Ama anne örümcek bayağı böyle sırtında yavrusuyla böyle peşimizden. Ben bunlara kıyamadım gençler. Ben bunları öldürmeyeceğim. Baksana çünkü yani çoluk çocuklu falan bak. Görüyor musun? Yazık lan. Lan var ya ağlar sana ama gerisi yanarlar demişler. Harbi doğru demişler görüyor musun? Nasıl çocuklarına sahip çıkıyor. Bir tanesini de sırtına almış. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok ama çok güzel modla yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugünkü modumuz cidden çok hoş bir mod. Benim bayağı hoşuma gitti. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şurada 9 tane. Şurada 9 tane, toplam 18 etti. İki de burada var. Toplam 20 tane, evet, yeni yumurta ekleniyor arkadaşlar oyuna. Yani bu 20 tane yeni yaratık demek. Yeni mob demek daha doğrusu. Öyle daha, evet, doğru olur. 20 tane yeni mob ekleniyor arkadaşlar bu modla beraber oyuna. Hani siz de hoşunuza giderse eğer açıklamadan indirip oynayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim diyeyim ve evet. Hemen geçmeden önce, tanıtıma geçmeden önce şöyle güzel bir beğeni gelirse çok ama çok mutlu olurum. Tamam. Evet, güzel beğeni gelirse çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. Neyse, hızlı şekilde o zaman game mod 0'a geçiyoruz. Ha bir de geçmeden önce bir set alalım kendimize. Çünkü gençler Game Mode 0'da saldıracağımız için, evet Golden Apple'da bir dakika attık yanlışlıkla, tamam. Game Mode 0'da saldıracağımız için bir setimiz olsun. Yoksa kötü şeyler olabilir. Tamam, şimdi Game Mode 0'a da geçtik. Çok güzel, artık teker teker yaratıklarımızı inceleyebiliriz. İncelemeden önce hemen şunu göstereyim. Şuradaki arkadaşlara zırhı göstermek istiyorum. Bu zırh öyle güzel bir zırh ki hemen şöyle göstereceğim ne olduğunu, ama bir nasıl yapıldığına bakalım. Kafalığı bu şekilde yapılıyor. Bir dakika gelecek. Evet, oyunda ona. Kafalığı bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu. Evet, kamuflaj dye, yani kamuflaj boyası denen bir şey var. Bu moblardan çıkıyor gençler. Bunu moblardan çıkardıktan sonra böyle normal bir deri setle yan yana koyduğunuzda, işte hani kafalık olur, şöyle işte üstlük olur, chestplate olur, ondan sonra böyle pantolon olur. Hep yan yana koyduğumuzda bakın bir kamuflaj pantolonu falan veriyor. İşte kamuflaj botu veriyor. Onun dışında arkadaşlar işte kamuflaj chestplate'i veya kamuflaj kaskı veriyor bize. Bunlar arkadaşlar bunun sayesinde yapıyoruz. Bunlar moblardan çıkıyor. Evet, bunu da söyledik. Ve şimdi set ne işe yarıyor peki? Hani normal bir setten farkı ne diye soracaksınız tabii ki. Hemen göstereyim arkadaşlar şöyle. Üstüme giydiğimde zaten hemen rengi değişti görmüş olduğunuz gibi. Çünkü bunun sebebi mesela şu an siyahın üstündeyim değil mi? Evet, siyah bir bloğun üstündeyim. Ve hemen şöyle kendimi gösteriyorum. Siyah olmuş. Evet, üstümdeki daha demin beyaz değil miydi? Evet, şu an siyah oldu. Hemen gidiyorum arkadaşlar şurada bir beyaz bloğa ve görmüş olduğunuz gibi zırhım beyazlaşıyor. Ve arkadaşlar hemen şuradaki yeşile gidersem de evet tahmin edeceğiniz gibi yemyeşil olduk. Bu arkadaşlar tamamen bir kamuflaj zırhı. İsminden de şey yapıldığı gibi, anlaşıldığı gibi neye gidersek gidelim onun içine kamuflaj oluyoruz. Onun rengini alıyoruz. Şöyle gittiğimizde bakın gri tonda bir renk alıyoruz. Şuraya gittiğimizde tabii ki pembe alacağız. Bakın şöyle göstereyim. Şunun üstüne çıktığımızda evet görmüş olduğunuz gibi pembe rengi alıyoruz. Oyundaki her rengi alabiliyoruz bu şekilde yani. Tamamen aynısı olmasa da bayağı bildiğiniz arkadaşlar bütün renklere bürünebiliyoruz. Evet, ilk önce bunlara bakalım, bu elimdekilere. Daha sonra diğerlerine bakmadan önce size daha da bomba bir şey göstereceğim. Zaten videonun başlığına veya küçük resmine koymuşumdur. Evet, çok merak ediyorsunuzdur yani. Aha. Gördünüz, bu da daha demin bizim şeyi yaptığımız işte. Kamuflaj setini hani yaptık ya. Bu da onunla, bak gördün mü? Bu kalemun yani. Bu bildiğiniz bu kalemun. Evet, bunu arkadaşlar çok kolay bir şekilde öldürüyoruz. Yani bu bize saldırmıyor zaten. Görmüş olduğunuz gibi bu beyaz olacak. Aynen beyaz oldu. Şuraya gelince mesela bu yeşil olacak. Bak şöyle koyayım bunu. Gördünüz mü? Yeşil oldu ve asla cidden gözükmüyor. Aynen. Bu tam olarak rengini alıyor lan. Bildiğin bloğun rengini üstüne alıyor. Direkt desenli üstüne alıyor. Harbiden helal olsun ha. Her neyse gençler, bu kalemunlar gezsin etrafta ve biz devam edelim. Heh, Trouser Slime. Bu görmüş olduğunuz slime gençler. Evet, bu görmüş olduğunuz öküz gibi slime. İçinde, dur bir dakika kaçalım biraz. İçinde ne barındırıyorsa, bakın şöyle içinde kömür gibi bir şey var bunun ve bunu öldürdüğümüzde içinden kömür çıkacak. Bakın görmüş olduğunuz gibi bunları gençler öldürdüğümüzde bakın içlerinden kömür çıkıyor. Böyle de güzel, evet. Şöyle göstereyim hemen. Böyle saldırmaya çalışıyorlar. Tabii ki saldıramıyorlar. Küçük küçük parçalara böldüğümüz için şu an saldıramıyorlar ama büyük haldeyken bayağı bir saldırabiliyorlar. Bunun içinde işte kimi zaman kömür olur. İşte kimi zaman redstone olur falan, böyle değişir. Yani sürekli değişir gençler. Bazen elma bile olabilir. Bak havuç çıktı mesela, gördünüz mü?
böyle ilginç ilginç itemler içinden düşürebilirsiniz. Hani çünkü bazen insanın ihtiyacı oluyor ve etrafta bulamıyor, mesela redstone falan böyle bir anda ihtiyacı oluyor. Hani eğer etrafta falan bulamazsanız bunlar gelir böyle sizin işinize yarayacak şeyi size verir. Bu şekilde arkadaşlar, güzel bir yaratık bu da. Trouser Slime. Tekrar devam ediyoruz. Haunted Tool. Evet. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar. Evet. Değişkenlik gösterebiliyor. Yani işte balta, çapa, küre, kazma falan. Bu şekilde arkadaşlar etrafta görürseniz korkmayın. Böyle uçarken falan. Büyü müyü değil yani bu. Tamamen bu modun getirmiş olduğu yaratıklar. Ve bunlar saldırıyor gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Kazma mesela bayağı iyi saldırıyor ama tabii ki hani çok da dayanıklı değiller. Ve bu arada evet, öldürdüğünüzde her ne ise, mesela bu elmas balta ya, elmas baltayı öldürdüğünüzde, bakın şimdi öldüreceğim ve ben vuramazken de o bana güzel bir şekilde saldırıyor ya, tamam evet öldürdüm ve görmüş olduğunuz gibi gençler kendisi yere düştü ve düşerken de evet içinden balta dropladı. Mesela burada bir tahta çapamız var, yazık, 3 kalp var toplamda, yani buna evet bir vuruşta alabiliyoruz. Mesela bu da biraz daha iyi bir çapa, demiri bir çapa var burada. Buna saldırmazsanız saldırmıyorlar tabii ki. Ve heh evet, Grow Sprite. Görmüş olduğunuz gibi gençler. Bunlar çok tatlı. Evet, bunlar acayip tatlı görmüş olduğunuz gibi. Görünüşleri bayağı tatlı. Ama mesela buna geliyoruz. Böyle vuruyoruz ya. Bak. Böyle geliyor, yapışıyor. Ve saldıramıyor da yani böyle. Geliyor böyle önüne yapışıyor. Tabii bunlar ileride büyüyor mu bilmiyorum ama. Hani ama çok sinir bozucu bir şey. Mesela bundan kaçıyorsun kaçıyorsun gidiyorsun mesela böyle. Evet, imkansız. Ölene kadar bırakmaz peşini. O yüzden de mecburen öldürüyorsunuz böyle. Hani bir zaman sonra sinir bozuyor ve evet içinden de sapling'i veriyor. Şu elinde tuttukları sapling var ya, bakın. Şöyle göstereyim ha. Şu sapling var ya, bunu bildiğin böyle fırlatıyor, dropluyor ölürken. Şimdi bunu da gördük ve evet. Bewitched Tom. Yani, mutlaka yanlış telaffuz ettim ama şöyle bir yaratık görmüş olduğunuz gibi tanıdık gelmiştir. Bu kitap var ya hani. Şey ya böyle bibliograf modunda falan böyle koyuluyor masaya. Böyle açılan. Onlardan arkadaşlar böyle büyülü kitap gibi bir şey yani. Böyle geliyor size saldırıyor bayağı. Bunu öldürdüğünüzde içinden ne çıkıyor onu çok merak ediyorum. Bir dakika şöyle öldürelim. Evet içinden aynen. Heh, hatırladım şu an. Çok güzel bir şekilde büyülü kitaplar çıkıyor gençler. Görmüş olduğunuz gibi bunlar evet normalde elde edilmesi zor şeyler. Gördüğünüz gibi Nokia 2, Respiration 3. Fire Protection 1. Görmüş olduğunuz gibi güzel güzel büyülü kitaplar geliyor. Bunlar da bu şekildeydi. Şimdi Pilch Lizard. Evet. Bunu arkadaşlar şöyle koyacağım. Sürüngen görmüş olduğunuz gibi böyle. Ve bunu öldürdüğümüzde ne çıkıyor? Çok merak ediyorum. Nasıl vuruyormuş? Ona da bakalım. Ha, vurmuyor. Bu da mı efekt veriyor? Yok, bu vurmuyor. Bu direkt gençler, bu da evet vuramıyor. Yani bu kalemun gibi. Saldırmıyor bize. Karşı koymuyor. Bu da böyle yaratık yani etrafta dolaşsın diye yapılmış herhalde. Brain Slime. Heh, bunu göstereceğim evet. Bu çok güzel çünkü gençler. Bakın. Bu Brain Slime var ya, Brain Slime bak. Farkındaysanız şu an nerede? Dur. Ha, gösteremedim. Gitti çünkü. Gel. Heh, gördüğünüz gibi gençler. Nerede şu an? Kafamda. Gördünüz mü? Bildiğin kafa yapışıyor bu gençler. Böyle. Hani normal slime'ın böyle pembe renkli tarzı kafaya yapışıyor bildiğin, bak. Geliyor böyle yapışıyor. Gördünüz mü? Gitmiyor yani. Kafanın üstüne böyle yapışıyor insanın. Böyle zıplıyorsun ediyorsun gitmiyor. Heh, mesela şu an gitti. Evet ama fark ettiyseniz bunlar beyinde böyle büyüyorlar. Gördün mü? Bunlar ne kadar beyinde durursa o kadar kendini büyütüyor. Ve evet şimdi küçük. Aha bak bak gördün mü? Bu kalemun da beynine yapıştılar. Bak şimdi bak. Sadece benim değil bak. Etraftakilerin de beynine yapışıyor. Gel bak. Aha bak 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 bak. Bu kalemunu gene yapıştı öldürdü, görüyor musun? Oo nasıl zıplıyor? Bu kalemundan bu arada görmüş olduğunuz gibi şey çıktı. Set için şey çıktı. Evet, etraftakileri öldürüyorlar. Bak ineğin kafasına yapıştı. Bak ineğe saldırıyor. Bırak lan ineği. Bırak lan. Onlara saldırabiliyor ama bana saldıramıyorlar gençler. Yani siz de olursanız size de saldıramayacaklar. Ama yapışıyorlar yani kafanıza. Bir şeyinimizi emiyorlar bilmiyorum ama. Hani bizden can almıyor. Kendini falan büyütüyor böyle etraftakilere zarar vererek ama. Bize saldıramıyor. Niye saldırmıyorsun sen? Heh, saldırıyor şu an. Patlayacak. Evet patladı görmüş olduğunuz gibi. Güzel bir şekilde patladı. Ama normal Creeper'dan farkını anlamadım. Böyle kaçıyor maçıyor ama. Şimdi bu var. Evet kırmızı. Oo tamam. Bunun mesela tamam özelliği belli bu. Festive Creeper. Görmüş olduğunuz gibi böyle TNT fırlatıyor. Ve lap diye patlattırıyor orada. Ve güzel kaçıyor evet. İnsandan kaçıyor. Oo yakıyor makıyor lan bu. Ne yapıyorsun lan sen? Hayvan herif ne yapıyorsun? Bok 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 bok.
Gençler bu çok akıllı, yemin ediyorum var ya. Şöyle Rocket Creeper'ı tekrar bakalım. Bak bak bak. Oo, helal olsun. Rocket Creeper harbiden kendini feda ediyor bak, görüyor musun? Rap diye bir koyuyor kafadan. Oo, çok güzel ama. Vallahi delikanlı adammış, biliyor musunuz Rocket Creeper? Evet, şimdi sıra geldi özel şeye. Evet, Spawn Mimic. İsmi Mimic gençler ama isminin Mimic olduğuna bakmayın. Böyle hani çok deli bir şey, çok deli fişek bir şey, biliyor musun? Bak şöyle şuraya mesela bir tane doğrayım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu bildiğiniz böyle insan yiyen bir sandık yav. Hani bu bildiğin, baksana koruması da var, bir tane armor şeyi doluk bak, görüyor musun sol üstte? Yani bu bildiğiniz gençler böyle, evet, hayvan gibi bir şey ya. Ama bir chest. Yani ağzı açık böyle, dişleri mişleri var, böyle ağzı var gerçekten. Ama bir sandık yani aslında bu. Ve heh, şimdi işin aslı şu. Bu düştü ya yere mesela, boş chest olarak böyle görmüş olduğunuz gibi. Bunu bir yere koyuyorsunuz, bu boş chest'i. Ve şu mimik orb var ya, mimik orb. Bu da gençler bu mimik gözü, yani mimik cismi gibi bir şey. Bununla eğer böyle bak, şimdi hem sol tık var hem de sağ tık var. Eğer sol tık yaparsak bununla chest'e, bak zaten chest'e bir şeyler oldu. Ve chest'i açmaya çalışırsak, evet, ve hemen daha deminki yaratığa dönüşüyor. Evet gençler, böyle de bir mevzusu var bunun. Şöyle tekrar öldürelim ve evet, öldürdükçe bakın zaten bundan çıkıyor. Şu mimik orb'dan çıkıyor hep. Mimik orb'u tekrar kullanacağız bak şimdi. Bir de sağ tıklayacağız. Bu sefer sol değil de şöyle sağ tıklayalım ve görmüş olduğunuz gibi gençler, evet, sağ tıklayınca bazen böyle güzel bir şekilde chest'in içini dolu veriyor. Hani güzel güzel şeyler veriyor bakın. Redstone'lar falan vermiş bir sürü. Onun dışında iron bot vermiş, pickaxe vermiş, yemek vermiş, buğday vermiş, ok vermiş, altın bile vermiş, altın külçesi. Ve sağ tıkladığımızda böyle güzel şeyler oluyor. Onu da söyleyeyim. Mesela bunu tekrar kırıyoruz gençler. Tekrar kıralım chest'i. Evet, tekrar kırdık ve şimdi chest'i elimize alıyoruz. Koyuyoruz bir boş chest ve tekrar sağ tıklıyoruz. Hemen görmüş olduğunuz gibi yeni şeyler çıkıyor. Yani bu cidden modun en ama en karlı şeylerinden denebilir. Çünkü sürekli bir boş chest ve şu mimik orb'la tıklanan sağ, hani harbiden sürekli bir eşya, sürekli yeni bir eşya demek sizin için. Şöyle biraz daha etrafa insan yiyen chestlerden böyle dolduralım ve bunlarla savaşmaya çalışalım bakalım. Evet, bu bu değil, bu normal chest. Vallahi aynısı, baksana boyut olarak bile aynı. Ama bunlar tabi ağzı var, zıplıyorlar, saldırıyorlar falan. Böyle cins bir şeyler yani bunlar. Tamamdır, şimdi sırada bunlar var. Dodo nerede Dodo? Dodo, ha evet, Dodo şurada, görmüş olduğunuz gibi gençler. Dodo'yu şimdi doğruyoruz ve evet, Dodo böyle bir şey. Bunun küçüğü de var, bir dakika. Küçüğü niye çıkmıyor lan? Ha, küçüğü yumurtadan çıkıyor, evet, yumurtadan, civciv gibi bir şey. Bunlarda gençler yumurta da var. Dodo yumurtası, onu da böyle hani civciv doğurmuş gibi böyle fırlatıyorsunuz. Eğer Dodo çıkarsa çıkıyor, böyle yavrusu çıkıyor bunun. Şimdi gençler, Dodo hani hoş yani. Tavuğa mavuğa benziyor böyle. Değişik bir yaratık işte. Ve bunun güzel bir şekilde etinden ve tüyünden faydalanabiliyorsunuz. Evet, etinden, sütünden değil. Etinden ve tüyünden yararlanabiliyorsunuz gençler bunun. Hemen şöyle göstereyim. Mesela bunları öldürdüm ve içlerinden bayağı bir tavuk kazan. Şey, tavuk diyorum bak. Hani ağzım bile tavuk dedirtiyor. Yani tavuğa benziyorlar çünkü. Şimdi çiğ Dodo eti bunlar. Ve gençler bunları pişirdiğimizde şu görmüş olduğunuz pişmiş Dodo eti ediyor ve bunu yediğimizde cidden güzel bir şekilde karnımızı doyuruyor yani. Allah var şimdi, güzel doyuruyor. Evet, kendimize bir açlık efekti verelim hemen şöyle. Evet gençler, şu an boşlukta olan 5 açlık barımız var. Bakalım bu pişmiş Dodo etini yediğimizde, evet, 4 tanesi doldu. Cidden güzel doyuruyor, fena değil yani. Hani pişmiş Dodo etini öneririm, yemenizi öneririm. Evet gençler, buradan devam ediyoruz. Şimdi elimizde ne var? Trollager. Trollager. Allah Allah, bu ne lan? Anam, tipe bak. Bu hep bundan mı peki? Dur. Aynen, hep taş. Hani başka bloklardan çıkıyor mu diye merak ettim de. Bu ne lan böyle? Aa, ağza bak. Bak nasıl göğüs. Aa, peki bunu öldürebileceğiz mi acaba sizce? Bakalım, bir deneyelim. Deneyelim. Nasıl öleceğiz lan bunu? Nasıl öldüreceğiz? Oğlum buna saldıramıyorum ve yerinden bile oynatamıyorum. Taş ya. Nasıl halledeceğim ben bunu? Şunlara saldırsana oğlum, bunlara. Saldır bakayım. Yok gençler, bu bile saldıramıyorsa biz saldıramayız. Ben bunları çözemedim. Eğer cidden daha iyi bilen biri varsa şey yapabilir. Yorumlarda diğerlerini aydınlatabilir. Ben böyle, bu ne lan?
Oğlum yerinden oynamıyor. Taş gibi taş taş taş. Baksana taş gibi aynı. Yani yorumlarda bunu da anlayan bilen varsa yazsın, aydınlatsın bizi nasıl saldıracağımızda dair. Çünkü TNT falan da işlemez onu. Yok işleyeceğini sanmıyorum. Neyse deneriz en son. Bu neymiş? Baby Spider. Evet görmüş olduğunuz gibi gençler. Bu normal Baby Spider'a benzemiyor. Biraz daha böyle zehirli gibi bir şey duruyor. Bu hani normal oyunda da var biliyorsunuz. Böyle küçük Spider. Ama bu biraz daha tehlikeli dedim de hiç tehlikeli değilmiş. Evet hiç de tehlikeli değil gençler yani. Ama evet drop'u güzel. Yani örümcek gözü ip mip çıkarırsınız işte gençler. Bir şeyler çıkarırsınız. Şimdi evet devam ediyoruz ve Blazing Juggernaut. Yok. Blazing Juggernaut. Evet Blazing Juggernaut bakalım neymiş. Ooo Blazing böyle başkalaşım geçirmiş bir hali. Ooo ne yapıyor lan bu bize? La git lan. La aa, dönüyor dönüyor savaş. Aa. Metin 2'de savaşçının şeyi vardı mı döner. Ona benziyor. Lan git buradan. Şşt, lan. Oğlum neredesin? Göremiyorum ki ben seni. Vallahi başımıza bela açtık ya. Çok hareket ediyor oğlum bu. Git. Allah'ım yarabbim nasıl bir yaratıkmış öyle ya. Nereden doğurdun? Baksana yarım kalbim kaldı. Vallahi az da öldürüyordu beni. Perişan ediyordu vallahi. Şimdi şunu da atalım şöyle ve Blazing Juggernaut ne olduğunu gördünüz. Nasıl saldırdığını gördünüz. Ne düşürdüğünü de gördünüz zaten. Ve evet artık bir tane daha doğurmaya gerek yok. Şimdi Lost Miner. Lost Miner böyle bize saldırmaya geliyor değil mi? Aynen şu an bize saldırmaya geliyor. Niye saldırıyorsun? Ben sana hiçbir şey yapmadım. He? Madenci niye saldırıyorsun? Ha, ben de sana saldırırım o zaman. Ah, bakayım nasıl vuruyorsun lan vur bakayım. Aa vurmuyormuş lan. Evet bu da çok iyi değil. Yani böyle saldırmak için falan geliyor böyle ama saldırmıyor. İlginç bir şekilde saldırmıyor yani. Böyle elindeki kazmayı en azından bir droplasa falan bize güzel olurdu ama droplamıyor. Ticarete giriyor mu? Yok ticarete de girmiyor gençler. O zaman Allah'ından bulsun yani ne yapalım biz bunun ne işimize yarar. Git buradan. Bu da halloldu. O zaman Lily Lurker diye bir yaratığımız. Bu ne lan? Aa gençler bu su yaratığı biliyor musunuz? Vallahi bu suda. Evet. Bu burada ölür tabi. Burada ölür bu. Yaşamaz. İçinden slime topu ve Lily Pet veriyor bak. Gördünüz mü? Zaten Lily'den anlamıştım ne olduğunu. Şöyle hemen bir suya gidelim. Bir dakika. Game Mode 1 diyelim ve hani yaprakmış gibi gözüküyor suyun içinde. Bak şöyle yukarı çıkınca, yüzeye çıkınca ama aslında altında bir yaratık. Bir balık tarzı bir şey. Bak. Gördün mü? Yüzeye çıkıp duruyor bir de böyle. Şimdi ben bunu mesela şey sanıyorum. Lily Pet sanıyorum. Üstüne atlıyorum. Üstünde durabiliyorum da. Evet gençler. Üstünde durabiliyoruz da bakın böyle. Ama aslında altımızda bir katil balık var. Bizi o kocaman ağzıyla yemek istiyor aslında. Şu an o yüzden üstünde tutuyor. Bakın bu da böyle normal bir iskelet yani. Gördünüz mü? Böyle hayvan gibi bir şey. Normal iskelete göre daha iyi çünkü normalde saldırıyor, ok da atıyor. Yani bildiğin böyle dibine kadar girince oku bırakıyor, eline şey alıyor bak kılıç alıyor. Uzaklaşınca bak şu uzaklaşayım biraz. Uzaklaşınca eline ok alıyor. Bak gördün mü ok var şu an. Yakına gireceğim bak yakın dövüş yapınca ok şey kılıç alıyor ve saldırmaya başlıyor. Bunları da gençler öldürünce doğal olarak tabii ki kemik çıkıyor içinden. Ve son iki tane yaratığımız kaldı artık bunlara da bakalım ve videoyu sonlandıralım gençler değil mi? Evet şu son iki yaratığımızda Mother Spider. Daha demin Baby Spider vardı ya. Bu da Anne Spider. Ve bir tane şey sırtına bir tane örümceğini almış bir tane yavrusunu. Diğerleri de onu takibiydi bak görüyor musun? Ama anne örümcek var ya tehlikeli ha. Şimdi şunu merak ettim. Biz buna saldırınca evet evlatları da saldırıyor. Aferin lan hayırlı evlatlarmış ha. Ama anne örümcek bayağı böyle sırtında yavrusuyla böyle peşimizden. Ben bunlara kıyamadım gençler. Ben bunları öldürmeyeceğim. Evet bunlar da bana saldırmasın diye şöyle biraz kaçayım. Ben bunlara harbi kıyamadım. Öldürmüyorum. Ve son yaratığımı şey yapmak istiyorum. Baksana çünkü yani çoluk çocuklu falan bak. Görüyor musun? Yazık lan. Lan var ya ağlar sana ama gerisi yanarlar demişler. Harbi doğru demişler görüyor musun? Nasıl çocuklarına sahip çıkıyor. Bir tanesini de sırtına almış. Bu neymiş gençler? Son olarak ha. Traveling Merchant. Bu da böyle gezgin gibi bir şey işte. Aynen seyahatçi. Bunun hiçbir saldırışı yok bize. Buna saldırsak bile yok normal bir köylü gibi yani şunun gibi bir şey bu bildiğiniz. Kaçıyor. Öldürdüğümüzde hiçbir şey vermiyor. Hani sadece görünüş amaçlı olmak için var galiba. Dur bakayım bir şeye giriyorum takasa giriyor mu? Giriyor ha tamam. Evet takasa giriyor gençler ve bu herhalde
Normal köylülere göre daha fazla takasa giriyor. Evet. Öyle bir durum var galiba. Ve galiba takasları değişik normal köylüye göre. Bak gördün mü? Hemen zaten orada köylüsünü buldu. Tamam. Bu kadardı gençler. Yaratıklarımız böyleydi. Evet, kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Modun linki de aşağıda diyorum artık. Siz oradan halledersiniz gençler. Hoşça kalın.